Sonunda şişme kabinimiz hazır. Hem tuvalet için kullanabilirsiniz, hem giyinme kabini olarak kullanabilirsiniz, hem duş alabilirsiniz. Gel şunun içini bir çek ya. Muhteşem oldu baksana. Ama biz neyine tav olduk? Biz tabii ki koltuk haline tav olduk. Şu hali çok güzel gözüküyor. Bu arada çok da rahat. Yani inşallah patlamaz. Bu sırt bölümü falan mesela normalde destek olmaz gibi geliyor size. Sonuçta şişme bir yatak koltuk. Ama oldukça bayağı destek oluyor yani. Öyle arkaya falan gitmeniz mümkün değil. Çok rahat. Herkese merhabalar. Bahar geldi. Kamp sezonu başlıyor yine. O yüzden bir kamp hazırlıklarını kontrol edelim. Hangi eşyalarımız tam, nelerimiz var, nelerimiz yok, nelerimiz eksik tekrar bir görelim. Sizlere eşyalarımızı gösterelim istedik. Ve kamp sezonu için hazırlıklarımıza tam gaz devam edeceğiz. İlk önce Decathlon'un zemin brandasıyla başlıyoruz. Decathlon'da iki tane zemin brandası var. Bir tanesi küçük olan, bir tanesi de büyük olan. Biz büyük olanı aldık. Decathlon'un zemin brandasıyla ilgili çok fazla soru geldi. Kaliteli mi, o paraya değer mi diye çok sordular. Bence çok kaliteli değil. Yani öyle çok kalın, çok kaliteli değil. Şu an güncel fiyatı ne kadar bilmiyorum ama biz aldığımızda da fiyatı oldukça yüksekti. Ya yani çok tavsiye edebileceğim bir ürün değil. Tek başına olunca da zor oluyor. Bu büyük boy bile 4+1 flash black modelini tam olarak kapatmıyor. Yani birazcık şöyle arka taraftan şu kadar falan taşıyor. Şöyle yanlamasına koyduğumuz bir flash black modelini. Şu da Decathlon'dan aldığımız zemin örtüsü. Bunu da flash black modelinin ön tarafına kuruyoruz. Bugün çadırı yanımıza alamadık çünkü bugün kamp yapmayacağız. Kamp yapmayacağımız için çadırı kurmak da birazcık zor oluyor. Bu da Decathlon'un mutfağı. Geçen seneden bizi takip edenler bilir. Geçen sene almıştık. O kadar mutluyuz ki bununla. Gittiğimiz kamp alanlarında muhteşem bir konfor katıyor bize. Şu an zaten Decathlon'da bulunmuyor bu ürün. Bayağı böyle kara borsaya düştü. İkinci ellerinde bile artık böyle sıfır fiyatlarını alıyorlar. Ürün Decathlon'a geldiği gibi bitiyor. Eğer bulursanız mutlaka tavsiye ederim. Kesinlikle bu ürünü alın. Kurulumu da çok basit. Şöyle açtığınız zaman altlarda çıt çıtları var. Ben bunu da masasının üstüne koyduğunuz zaman kamp mutfağımız tamamdır. Rüzgarlığı da çok etkili. Asla hiçbir şekilde ocak etkilenmiyor. Geldik ocağımıza. Ocağımız Nurgaz. Çok memnunuz. Neredeyse 7-8 yıldır kullanıyoruz. En ufak bir problem yaşamadık. Çantasından çıkartıyoruz. Hemen ters çevirip kartuşumuzu takıp, içinde bir tane de kartuşumuz hazır varmış. Ocağımızı buraya koyup tek gözlü bir ocakla çalışmaya başlıyoruz. Mutfağımızın boş yerlerinden yararlanıp bazı kullanmadığımız eşyaları da böyle gözlerimize koyabiliyoruz. Evet, bu da Tuğba'nın. Tuğba buna bayılıyor. Aslında çok saçma gelmişti bana bu. Tuğba dedi ki alalım alalım. Ya dedim ne yapacağız alalım? Alalım lazım olacak bak göreceksin dedi. Hakikaten çok haklıymış. Diyeceksiniz ki kamp yerinde gardırobunu ne yapıyorsunuz arkadaş? Ama o kadar düzenli tertipli oluyor ki her şey. Kurulumu da çok basit. Hemen şunları böyle Y şeklinde açıp altlardan bacaklarını birleştirdiğinizde aynı şekilde karşılığı da. Evet. Evet, kurulumu bu kadar basit. Bunu kaldırıp yukarıya tutturduğumuzda gardırobumuz kurulmuş oluyor. Evet, gardırobumuz hazır. Kamp birinde gardırobuna ne ihtiyaç var arkadaş diye bizimle dalga geçmeyin. Gerçekten çok ihtiyaç var. Bütün eşyalarınızı buralara koyuyorsunuz, kirleri alta atıyorsunuz ve bavulunuz arabada kalıyor. O yüzden her şey derli toplu oluyor. Hemen gardırobumuzu bu tarafa. Geçen sene biliyorsunuz portatif tuvalet almıştık Nurgaz'dan. Nurgaz'ın böyle çantası olan katlanır. Portatif bir klozeti var, onu almıştık. Ama bu sefer, bu sene çok farklı bir şey aldık. Kabin. Bu kabinin avantajı bu portatif tuvaletin içinde çantasına koyabiliyoruz. Yani o Decathlon'daki kabinler gibi, ayakta duran kabinler gibi kocaman olmuyor. Küçücük olabiliyor. Ama dezavantajı ne? Dezavantajı ayakta durmuyor. Yani mutlaka bir ağaca falan asmanız gerekiyor. Mesela şu an benim bunu ağaca asmam lazım. Ben hemen asıyorum. Birazdan karşınızdayım. Evet, gördüğünüz gibi hemen kolayca astım. Çok da kolay olmadı. Tabii bir yere çıkıp asmak gerekiyor. Ama dediğim gibi avantajı minnacık oluyor ve çantanın içine girebiliyor, yer kaplamıyor. Şimdi biz bu ürünü şişirmeye başlıyoruz.
Evet, üst tarafı biraz zor şişirdik. Çünkü kenardan bastırarak şişirmek gerekiyormuş. Bunu anca anlayabildik. İlk defa deniyoruz. Evet, kabinimiz gördüğünüz gibi sonunda hazır. Tabii birazcık böyle şişirmek de asmak da falan yoruyor. Yani o kadar da böyle hemen Decathlon'daki pıt diye, onlar otomatik zaten. Açıp pıt diye hemen kuramıyorsun. Bunu nereden aldın diye sorarsanız eğer, bunu çok garip bir yerden aldık. Bomonti antika pazarından aldık bunu. Yurt dışından gelmiş. Yani öyle link bırakabileceğimiz ya da tavsiye edebileceğimiz bir site yok. Evet, geldik Nurgaz'ın portatif klozetine. Bu da çok kurulumu kolay. Evet, ürünümüz hazır. Sonunda şişme kabinimiz hazır. Hem tuvalet için kullanabilirsiniz, hem giyinme kabini olarak kullanabilirsiniz, hem duş alabilirsiniz. Gel şunun içini bir çek ya. Muhteşem oldu, baksana. Evet, gördüğünüz gibi portatif tuvaleti içine koyduğumuz zaman da dağda, ormanda, kampta, istediğiniz yerde tuvaletiniz, duşunuz, soyunma kabininiz hazır. Güzel bir ürün. Birazcık uğraştırıyor. Şişirmesi, asması falan zaman alıyor. Şuradan da pıt pıtlayıp kapatabiliyorsun. Biraz zaman alsa da yer bakımından çok güzel. Yani çok az yer kaplıyor. Katladığımız zaman şu portatif klozetimizin içine, çantamızın içine sokabiliyoruz ve her yere götürebiliyoruz. Evet, bunu da yeni aldık. Çok merak ediyoruz. Bakalım nasıl çıkacak. Hem şişme koltuk, hem şişme yatak. Best Way'in ürünü. Daha önce hiç bir marka kullanmamıştık. Hep Decathlon'dan yatak alıyorduk. Ama takipçilerimiz bilir. Bizi Asos'ta yarı yolda bıraktı. Decathlon'un şişme yatağı patladı. O yüzden artık Decathlon'dan vazgeçtik. 3 kademeli şişirme bölümü var. Alt taraf, üst taraf, bir de koltuk olan taraf. Ben hemen şişiriyorum. Hızlı hızlı döneceğim. Bu arada şarjlı bir pompönleriniz varsa yorumlara yazın. Böyle bir şey çok ihtiyacımız var. Ama arabanın çakmak gözünden çıkan bir şey değil. Yani şarjlı olması gerekiyor. Çünkü kamp alanlarında araba çok uzakta kalıyor. Yatağı arabaya götür, arabanın orada şişir, geri getir çok zor oluyor. Eğer şarjlı bir pompa varsa tavsiyenizi bekliyorum. Çünkü bu çok zor oluyor. İkinci kademesini de şişiriyorum. İkinci kademeyi şişirdikten sonra isterseniz böyle tek kişilik ikiz bir yatak olarak kullanıyorsunuz. İsterseniz böyle açıp iki kişilik bir yatak olarak kullanıyorsunuz. Şimdi üçüncü kademeyi de şişireceğim. Nefes nefese kaldım. Yine burayı hızlandırıyorum. Evet, üçüncü kademeyi de şişirdim. Üçüncü kademede şişince koltuk oluyor. Artık tadını çıkartmayalım mı? Bir de şöyle bir şey oluyor bu kademeyi şişirince. Şöyle açıp, tam bir Flash TV reklamları gibiyiz ya şu an. Bir ara çok çıkıyor televizyonlara böyle şeyler, hatırlıyor musun? Bir de böyle bir şey oluyor. Ama biz neyle tav olduk? Biz tabii ki koltuk haline tav olduk. Şu hali çok güzel gözüküyor. Bu arada çok da rahat. Yani inşallah patlamaz. Bu sırt bölümü falan mesela normalde destek olmaz gibi geliyor size. Sonuçta şişme bir yatak koltuk. Ama oldukça bayağı destek oluyor yani. Öyle arkaya falan gitmeniz mümkün değil. Çok rahat. Bir diğer ürünümüz Decathlon masamız. Bu masa iki türlü kullanılabiliyor. Bir alçak kademe, bir yüksek kademe şeklinde. Mesela biz bugün şişme koltuğumuzda kullanacağımız için alçak kademeli halini kullanacağız. Yani bu haline. Bu hali bence evet, oldukça uyumlu oldu ikisi. Çok güzel oldu. Termos dolap olarak da Iglo'nun 36 litrelik bir çekçekli dolabını kullanıyoruz. Tekerlekleri böyle çok silikonlu falan değil. Biraz ses yapıyor ama inanılmaz muhafaza ediyor. Yani buzlar yazın sıcağında bile biz kumsalda falan kullanıyoruz. Kumsalda hem dolap olarak kullanıyoruz hem üstüne masa olarak kullanıyoruz. Ağustos'un sıcağında bile kumsalda yani akşama kadar buzları hiç eritmiyor diyebilirim. Çok memnunuz. Şöyle bir iddiası var. 36 litre 53 tane eski tip kutu kolalardan sığıyor diyor. Hiç denemedik. Bir gün bunun testini yapacağız. Evet, geldik son ürünümüze. Bir kampçı tabii ki mangalsız olmaz. Bir kampçı mangalını her zaman yanında taşımalı. Nurgaz'ın küçük boy bir mangalı bu. Büyük boyu bize fazla geleceği için küçük boy aldık. Çünkü büyük boy bir mangal alıp kömürleri böyle yarısına biriktirmektense küçük boy bir mangal alıp zemine kömür yaymak daha mantıklı geldiği için ufak boy aldık. 2 kişiye fazla yeter. Hatta 3 kişiye bile yetebilir. Çok avantajlı. Çünkü çantası çok kalın ve kaliteli.
çantasının içine koyduğunuzda hiçbir şekilde bir pislik olmuyor. Izgarayı kaldırdığınızda bu zeminde de birçok şeyi saklayabiliyorum. Yerleme aletim olsun, maşam olsun. Mesela buraya ne koymuşum? Kartuş gaz koymuşum bir tane. Çünkü pürmüzümüz var. Pürmüzle beraber yakıyoruz. Çok fazla katlanırı mangal kullandık ama hiçbiri bunun gibi değil. Belki daha bu falan daha pratik mangallar var ama hiçbirinin bunun kadar kullanışlı olduğunu söyleyemem. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet, sonunda bitti. Amerikan mutfaklı, ebeveyn banyolu bir dolap evimizi oluşturduk. Oluşturduk. Sevgilim de çok yoruldu. Onlara bir güzel kahve yapayım, kendime de tabii. Hadi yap bakalım. Bir dinlenelim. Bir kahve molası verelim. Evet. Güzel oldu. Şöyle hani ilaveten bir şey almamız lazım mı? Acaba kamp için nelerimiz var, nelerimiz yok? Bir tekrar kontrol etmiş olduk. Evet. Hem de motivasyon oldu. Kamp kesinlikle motivasyonu oldu. Bayram da yaklaşıyor. Bayramda yine gezi planlarımız var. Yeni yeni var. Yerlere gideceğiz. Var. Bakalım yapacağız bir şeyler. Bahar geliyor. Yeni yeni kamp alanlarına gideceğiz. Yeni yeni kamp alanları tanıtacağız. Takipçilerimize şunu söylemek istiyorum. Size ufak bir şey mi olacak? Şikayetim olacak. Ben karavan almak istiyorum. Ne yapacaksın karavanı ya? Baksana mis gibi doğada ev yaptık ya. Onur'u arkadaş... ikna edemiyorum. Evet ya, tabii hemen bir kadın eli değdiği zaman her şeyin rengi değişiyor. Tabii ki. Gerçekten şu an tam bir ev gibi oldu. Evet. Şuraya bir de vaza koyup. Bir otur bakalım ya. Evde oturdun tabii de doğada nasıl? Gel. Evet. Gerçekten rahat Onur. O zaman bir yorgunluk kahvesi içelim. İçelim. Hak ettin. Yoruldun sen. En çok da sen hak ettin. Yoruldum gerçekten. Ürünleri tanıttık. İnşallah güzel bir video olmuştur. Yani kullandığımız, memnun kaldığımız ürünleri paylaşmak istedik sizinle. Mutfaktan çok memnunuz. Gardıroptan çok memnunuz. İglo'nun termosdolabından çok memnunuz. Masamızdan çok memnunuz. Masa iki kademeli kullanılabiliyor. Biraz daha yükselebiliyor. Ama bugün bu şişme koltuğumuza göre ayarladık. Şişme koltuğu ilk defa aldık. Patlamazsa çok güzel gözüküyor. İnşallah patlamaz. Yarı yolda bırakmaz. Tuvalet bize büyük rahatlık katacak. Bundan sonra şöyle bir şey var sadece. Hani burada bir eksiklik olarak kendimiz için söyleyebileceğim. Benim sandalyem yok. Evet, senin sandalyen yok. Sandalyen kırılmıştı en son. Evet, en son kampta benim sandalyem kırılmıştı. Bana bir sandalye almamız lazım. O yüzden yakın bir zamanda Decathlon'a gideceğiz. Bana da bir tane şarjlı pompa alalım ya. Allah aşkına. Gerçekten. Sırtımdan soğukuyor. Hala daha soğumadı. Sana da bir şarjlı pompa alalım. Tamam. Başka kesin yeni gelen ürünlerden bir şeyler ben yine çok beğenip çok almak isteyeceğim. O zaman bir yakın zamanda da bir Decathlon videosu gelir belki Decathlon tekrar. Decathlon 2023 fiyatları çekelim. Decathlon 2023 fiyatları yani birazcık böyle ara ara bakıyorum bazen internetten. Korkunç seviyede artmış. Bir gidip hem fiyatlara bakalım hem de yeni ürünler var mı? Bir Decathlon videosu çekelim. Geçen sene bir Decathlon videosu çekmiştik biz. Çok sevildi, çok izlendi. Bakalım belki bu da çok izlenir. Kaç zamandır karavan kiralamak istiyoruz. Kiralık karavanlarla da konuşuyoruz. Çok acayip bir şekilde Mart, Nisan falan full dolu. Ya evet. Yani, daha önce aslında size de söylemiştik daha önceki videolarımızda karavan kiralamak istiyoruz. Bir karavan videosu yapmak istiyoruz. Yani aslında karavan almayı uzun zamandır istiyoruz. Bir ara çekme karavan mı alsak diye düşünmüştük. Şimdi birazcık daha böyle motokaravan alalım gibi bir düşüncemiz var. Aslında bir kere bir karavan kiralayabilsek, bunu deneyimlesek. Ya, ne kadar seveceğimize karar vereceğiz ama size söz verdiğimiz o videoyu da o yüzden yapamadık. Evet. Bir türlü bulamadık. Bulduğumuzda evcil hayvan kabul etmedi. Kabul etmedi. Tabii bizim paşamız da olduğu için. Onu da bırakacak bir yerimiz olmadığı için. Bir de bu kadar doğayı seviyor. Bunu biz nereye bırakalım? Yani kamp. Nereye bırakalım? Kampta nasıl köpek olmaz? Of. İneklere bak onu. O çok büyük. Öküz mü o, ne o? Vallahi. Arabadan büyük gibi değil mi? Aa, geliyor Onur, ben korkarım ha. Ben arabaya girerim. Aman aman aman, kızdırma oğlum. Kızgın boğa o, geliyor. Gir arabaya. Boğa geliyor. Gelmez hayatım, gelmez. Vallahi arabadan büyükler olur. Gerçekten bayağı büyükler. Ve çok da kalabalıklar. Çok da kalabalıklar gerçekten. O zaman biz daha fazla kendimizi tehlikeye atmadan videoyu bitirelim. Arabaya girelim. Çok kalabalıklar. Paşa da havlıyor. Paşa havladıkça ürküyor hayvanlar da haliyle. Haklı olarak ürküyorlar. Hayvanlar şu anda gezip güneşlenip karınlarını doyurmanın peşindeler. Paşa onlara savaş açıyor bodur boyuyla. Dolayısıyla bizim paşayı alıp arabanın içine girmemiz lazım, evet. Hayvancıklar geçene kadar. Kapanış yapalım. Bu belki son videomuz olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda yeni kamp videolarıyla, yeni gezi videolarıyla karşınızdayız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Karavanla ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yeter be. Yeter.